Bugün bir yargı krizi yaşanıyor. Şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor. Elin Sağkan'ı dinledik. Bir de Cumhurbaşkanı'na kulak verelim. Türkiye'ye biçtiği gömlek yapılan 20'yi aşkın tadilata rağmen 2023 Türkiye'sine artık dar gelmektedir. Gerçi birileri bu meseleyi hukuk devleti ve anayasa hükümleri çerçevesinde tartışmak yerine hemen en iyi bildikleri vesayet, darbe, işgal kavramlarının arkasına saklanarak sulandırmaya çalışıyor. En büyük özellikleri darbe çığırtkanlığı yapmak ve vesayetin kanatları altına palazlanmak, 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirası atmak olanlardan başka bir tavır beklemenin beyhude olduğunun farkındayız. Buna rağmen hiç değilse böyle kritik meselelerde ülkenin ve milletin hayrına bir uzlaşma zemini yakalama umudumuzu korumak istiyoruz. Biliyorsunuz aynı çevreler daha düne kadar Anayasa Mahkemesi ile, Yargıtay ile, Danıştay ile, İstinafı ile, ilk derece mahkemeleri ile tüm yargı kurumlarımızın mensuplarına ağız dolusu hakaret ediyorlardı. Bugün bakıyorsunuz başka telden çalıyorlar. Emin olun yarın bir başka sebeple bugün göklere çıkardıkları kurumları ve kişileri yerin dibine batırmaktan çekinmezler. Çünkü bunların gündemi soruna çözüm üretmek değil, önüne arkasına bakmadan her konuyu siyaseten fırsata çevirmektir. Ortada ilke ve omurga olmayınca konjonktüre göre esip gürlemeler, esen rüzgara göre yön değiştirmeler de kaçınılmaz hale geliyor. Biz meseleye böyle sati ve sloganik yaklaşmıyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına çözümler peşindeyiz. Son tartışmaya kimin haklı, kimin haksız olduğundan ziyade bu hadisenin işaret ettiği ihtiyaçların bir an önce giderilmesi için neler yapılması gerektiği zaviyesinden bakıyoruz. Bu açıdan baktığımızda da karşımıza ülkemizi bir an önce yeni anayasaya kavuşturma ihtiyacının gerekliliği çıkıyor. Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır. İnşallah bu hususta mecliste gereken anlayış birliğine ulaşılarak yeni anayasa çalışmaları en kısa sürede başlatılır. Tabii bu arada biz de devletin başı olarak kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız. Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem bu konuda etkinliği herkese kabul edilen hukukçularımızla görüşerek meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız. Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapların 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, baş öğretmeni, baş komutanı ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde konuşmasının önemli bir bölümünü mevcut yargı krizine, yeni anayasa vurgusuna ayırdı ve cümlesinin, konuşmasının son paragrafında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum ifadesini kullandı. Sayın Bozkurt, siz de dinlediniz herhalde. Aslında biz kameralarımızı çevirdiğimiz an gündeminde biraz önce sizin de dile getirdiğiniz yaşanan, birkaç gündür yaşanan yargı krizi meselesi vardı. Yeni anayasa, gerekirse yasa değişikliği vurgusu yaptı. Bu kaçınılmazdır dedi ve hiçbir yargı kararı, hiçbir karar tartışılmaz değildir. Hepsi tartışılabilir ve değiştirilebilir dedi. Ne dersiniz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını baştan sona dinledim. Çok talihsiz bir açıklama. 57 yıllık hayatında, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her savaştan, her mücadeleden ve her savaşı ve dahi her mücadeleyi siyasi ve askeri bir deha ile kazanarak adını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bütün tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin bugün 85. yıl dönümü. Saatler 9'u 5 geçe sevenleri, milyonlar yine hayatın olağan akışını durdurarak ya araçlarından inerek, ya yürüyorlarsa durarak, ya iş yapıyorlarsa işlerine bir ara vererek tam da o dakikada bir dakikalık saygı duruşuna geçtiler ve seni unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız dediler. Tam da 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 100. yılını geçtiğimiz günlerde kutladığımız gibi milyonlar aktı yine Anıtkabir'e, ebedi istirahatgahına ve ebedi yolculuğuna çıktı Dolmabahçe Sarayı'na. Şimdi arkadaşlarımızın hepsi sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktadalar. Orada vatandaşlarla konuşuyorlar. Oranın nabzını bizlere aktarıyorlar. Oranın, oradaki aslında insanların yas tutmaya geldiğini değil de hala Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan bir lider olduğunu göstermeye geldiğini bizlere aktarıyorlar, anlatıyorlar. Yine bir gidelim o noktalara. Önce ebedi istirahatgahına gidelim. Sibel Mazrek Ankara'da, Anıtkabir'de tıpkı 100. yıl etkinliklerinde olduğu gibi yine bayrağını alan milyonlar 81 vilayetten bugün atalarına gittiler. Dualarını ettiler, teşekkürlerini ilettiler, bağlılıklarını bildirdiler ama gittiler. Biraz anlatır mısın Sibel? Evet Sinem, Anıtkabir'in önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Buraya, Anıtkabir'e akın akın gelmeye devam ediyor binlerce kişi, 7'den 70'e çok sayıda kişi Anıtkabir'e, atasına koşuyor, atasını anıyor, ona şükranlarını sunuyor. Bizler buradayız, Anıtkabir'in girişindeyiz. Sabahın erken saatlerinde daha önce de belirttiğimiz gibi buraya gelmeye başladılar. Çoluğu, genci, yaşlısı elinde bayrağıyla, karanfilleriyle buraya geliyorlar ve gelmeye de devam ediyorlar açıkçası. Sabahın erken saatlerinde çok uzun bir kuyruk vardı burada. Ucu, bucağı görünmeyen bir kuyruktu bu. Ve bugün de saatler artık 12'yi gösteriyor ve ziyaretçi akını devam ediyor diyebiliriz. Ben burada ki ziyaretçilere mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim, Anıtkabir'e geliyorsunuz. Neler söylersiniz? Çok duygulu. Çok onur verici bir ziyaret bizim için. Atamızın huzuruna geldik. Antalya'dan geliyoruz. Bugün onu, için geldiniz. Onu yaşatıyoruz tüm kalbimizde. Yeni nesillere aktarılmak üzere. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Bir genç olarak bir cumhuriyet bıraktı bize. 100 yaşında o cumhuriyet. Yani. Neler söylersin? Duyguların neler senin? Yani bu cumhuriyeti tabii ki de daha dolu dolu, daha özgür bir şekilde yaşamak isterdik ama yani içimizdeki ruhu öldüremeden bu şekilde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet Sinem, çoluğuyla, çocuğuyla gelenler var. Yaşlı bastonuyla gelen amcalar var. Evet, görüyorsunuz şu anda ellerinde çocukların bayraklarla Anıtkabir'e doğru yürüyorlar. Birazdan güvenlikten geçecekler ve ardından Anıtkabir'e, atasının ebedi istirahatgahına
doğru yol alacaklar. Onu anacaklar, ona şükranlarını sunacaklar. Güneşli bir hava var aslında. Türkiye'nin dört bir tarafından geldiler. Az önce mikrofonu uzattık. Antalya'dan geldik dedi. Sakarya'dan, İzmir'den, Mersin'den, deprem bölgelerinden gelenler var. Malatya'dan, Hatay'dan. Duygusal bir gün. 85 yıl geçti. Özlem hiç dinmedi, dinmeyecek. Atatürk, Ulu Önder unutulmadı, unutulmayacak ve burada kalplerde yaşamaya devam edecek. İşte bugün vefatının 85. yıl dönümünde yine onu ziyarete geliyor. Binlerce vatandaş, sevenleri tek tek buraya, Anıtkabir'e giriyorlar ve buradan şükranlarını sunmak için bir geçişten, güvenlik geçişinden geçtikten sonra onun huzuruna çıkıyorlar. Ve saatler aslında 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde burada yoğun bir duygu seli vardı. Duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamayan kişiler vardı burada. Ve aradan dediğimiz gibi 85 yıl geçti ama özlem hiç bitmedi. O yüzden Cumhuriyet'in 85. yıl dönümü burada hem üzüm var, hem gurur var, hem özlem var. Bitmeyecek bir özlem var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demişti. Onun zorlu mücadelelerle savaşta geçen yaşamı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşında ve işte vefatının 85. yıl dönümünde sevenleri yine Anıtkabir'de onun ebedi istirahatgahında onu ziyaret için, anmak için, şükranlarını sunmak için burada. Biz buradaki bekleyişimizi sürdüreceğiz Sinem. Atmosferi kısa da olsa anlatmaya çalıştık. Bu atmosfer gün boyunca aynı şekilde devam edecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Biz göreceğimizi görüyoruz, duyacağımızı duyuyoruz. Sen de aktarıyorsun, eksik olma. 29 Ekim'de de gördük milyonların atasına nasıl koştuğunu. İşte biraz önce sen gösteriyorsun, yaşlısı genci pusetini alan. Ankara'da hava da güzel bugün. 81 vilayetten, hatta deprem bölgesinden bile insanlar bugün atalarına bağlılıklarını göstermek için oradalar. O insanları oraya, biraz önce Hüsnü Bozkurt çok kıymetli bir şey söyledi, otobüslere doldurup miting alanına götürmüyorlar. Zorla kimse kimseyi hiçbir yere götürmüyor. Orada o insanlar kendi hür iradeleri, özlemleri ve duygularıyla gidiyorlar atalarının huzuruna. Bu da çok değerli.